Hepinize merhabalar gençler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu analizi videosuyla karşınızdayım bu videomuzda İspanya epiklerini ve üstüne haftanın potbillerini inceleyeceğiz gençler. Bir videoda iki tane konumuz olacak ve üzerinde duracağımız oyuncuları sadece inceleyeceğiz. Yani işe yarayanları inceleyeceğiz. işe yaramayanları da hızlıca geçeceğiz arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyelim. İlk önce İspanya epik paketinden yani İspanya milli takımından başlayalım. Kimler gelmiş? Yançarlar, Alvaro Morata, Aymeric Laporte, Unai Simon, Fabian Ruiz, Joselu Rodri, Daniel ve Nico Williams arkadaşlar. Epik olarak da gençler. Iker Casillas, Puyol, Xavi bizlerle beraber. Hadi bakalım başlayalım. Alvaro de Morata ile arkadaşlar. Morata süper hediye var mı? Var. Süper hediyeden oyunu alıp ekmeğini yiyeceğiniz bir oyuncu. GP'li kart havasında fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Farkınalı bitiricili kafası var oyuncunun. Ee, çok kullanmak istiyorsanız. Ee, süper dekler alıp deneyebilirsiniz gençler aymerik raportaya geçiyoruz aymerik Laporte defansı güzel gözüküyor sıçrama fiziksel temasta tam sınırı da boostunu almış ama arkadaşlar hız ve hızlanmadan dolayı aymerik de listemizden hızlıca geçiyor arkadaşlar unay simon'a geçiyoruz unay simon 90 kayıcık farkındalığı güzel ama savuşturma konusunda sıkıntısı var arkadaşlar yani yakalama yine biraz hani tamam eyvallah 85 üstü gelmiş ama savuşturmasında sıkıntı var koruyucu ee, ya, kaleye yakın yerlere savuşturacaktır. Yani daha uzağa savuşturamayacaktır. Bu yüzden size gol yedirebilir. Etkinliklerde vesaire kullanabilirsiniz. Gençler hızlıca geçiyoruz. Fabian Ruiz arkadaşlar. Fabian Ruiz'e de futbol hayatında başarılar diyoruz gençler. Hoselu'ya bakıyoruz. Hoselu da Fabian Ruiz'in kankası arkadaşlar. Hoselu'nu da e, futbol hayatında yine başarı dileyerek uğurluyoruz arkadaşlar. Rodri hızlı ve hızlanması düşük Gençler ama agresifliğinden dolayı oyunda iş yapabilen bir kart. 98 agresiflik güzel bir oran. Beyler pası da var. Sıkı otması da var. E, farklı bir oyuncu. E, ön libero mevkisinde çok fazla imleç yakmadan e, oynayacağınız bir oyuncu. Yani imleç yakıp prese götürmeyin. Ya yani Burada olduğu yerde beklesin. Zaten farkındalığı falan güzel. Katılımı zaten güzel. E, gerektiğinde imlecini yakıp e, müdahale edin. Pas arası yapın. Bu şekilde kullanırsanız e, Rodri'den de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Keşke biraz daha hızı yüksek olsaydı. Ama maalesef Rodri zaten bu şekilde geliyor. E, çoğu kez beyler açıyı daraltmaya da vermeniz lazım arkadaşlar bu arada. Onu da verin unutmayın. E, Arapası tek pası varmış. tam top kesmesi var. Tamam. Yani. Mücadele ruhu da var. Güzel. Kayrak müdahalesi var mı? Onu da verin. Kayrak müdahale de, de verin arkadaşlar. Ee, durum bu tamam geçiyoruz fazla vakit etmeyelim Dani Olmo Barcelona'ya transfer oldu ve Barcelona'da bence kendisini e, baya e, aktif şekilde göreceğiz haftanın potvilerinde e, lig maçlarında yani oyuna katkısı çok olacaktır Barcelona'nın oyun sistemine ben çok uygun bir oyuncu hem asist hem gol konusunda e, ben bu sene Dani Olmo'nun çok farklı e, ve daha iyi kartlarını geleceğini düşünmekteyim. Bu kartta da bence kötü değil güzel 10 numara oyun tarzında GF'sini yakıp o bölgede de oynayabilirsiniz arkadaşlar. 3 tane hücum yapay zekası zaten var oyuncuda beyler. Hem de süper edikmiş. Buna sadece e, şut becerisi e, verebilirsiniz. Yani falsozda 80'lik uzak mesafe vuruşu da verebilirsiniz arkadaşlar. E, durum bu. Yani kullanılabilir olacağını düşünüyorum. Keşke bitiriciliği de yeşil olsaymış. Daha da güzel olurmuş. Ama dedim ya bunun iyi katları gelecek bence. Yeni oyuna. Nico Williams ee, güzel, fena değil arkadaşlar. Mobilce arkadaşlar da bu oyuncuyu değerlendirebilir. Sol açık sağ açık oynayanlar. Yüksekten pas 80 bu arada yerin orta verebilirsiniz eğer kanatla E, ee, Kanatta da bence iş yapacaktır beyler. Çift ayağı var. Dayanıklılık konusunda birazcık sıkıntımız var. Yani çok koşacaktır kanatta. Sağ açık sol açıkta da biraz daha verimli. Daha iyi kullanılabilir diye düşünüyorum. Nico Williams'ı zaten 3 tane cümle parazit var. Pas becerisi de verin arkadaşlar. Pas becerisi hiç yok bu arada. Yani illa oynayacaksanız. Mobici arkadaşlar da pas becerisi versin. Nico Williams'a beyler. Şimdi asıl mevzumuza geçiyoruz. Iker Casillas'la başlayalım beyler. Iker Casillas ben bu şekilde full edeyim arkadaşlar. Alçak degacı var. Penaltı kurtarıcı. Kaptanlık ve e, eliyle uzun atma olayı bu. Kaleci uzun atışı var arkadaşlar. 98 farkındalık. 94 savuşturma. 98 refleksler. 97 uzun 90 sıçraması var. E, boyu birazcık kısa kalıyor. Oyun içerisinde bunu hissettiriyor. Bunu kabul ediyorum. Zaten şu anda 1.92 falan olsaydı iyi icadına bir tanesine bakıyorduk. Ama ben yine de iyi performans gösterdiği maçlarda e, oluyor bu oyuncunun arkadaşlar. Şimdi bomba şutlar konusunda biraz sıkıntı yaşatabilir çünkü kısa boylu. Yani her ne kadar e, uzanması, e, refleksleri de, gerçi refleksler yakında uzanması ve yakalamasına bakacağız. Hani yüksek gelmiş, 97 gelmiş ama arkadaşlar arkadaşa. E, yani bomba şutları size sıkıntı yaşatabilir. Çünkü bomba şutu Kurtuğa da yiyor. Donnarum'a da yiyor. Yani bomba şutun maalesef kaleyi bulduğu zaman gol oranı yüksek beyler. İker Kastilyas'a bir tık daha yüksek gelecektir bence. Yani %80 gol oluyorsa İker Kastilyas'a %85 gol olacaktır. Çünkü bu boydan dolayı. Ama boyunu görmesek beyler gerçekten de güzel bir kaleci. Yine söylüyorum. Oyun içerisinde etkisi hissedilebilir. Çünkü daha ilk defa geldi. İlk hafta herhangi bir nerf falan yememiştir. Çok da iyi performansla sergileyebilir ama e, bomba şutlar beni e, bu kaleci de korkutuyor gençler zaten. Normalde zaten bağlı biliyorsunuz. Yani iker kasacısı da leblebi gibi yiyecektir. E, onu onun dışında e, iyi performans girecektir. Yani bomba şut dışında konuşuyorum bunu. Mesela bomba şutu olmasın. Bence iyi performansla girecektir. E, Plaseler zaten nerf'lü oyunda. Hani kolay kolay zaten artık Plase şutlar şey yani öyle balon gibi vuruyorlar. Hani her kaleci tutuyor artık. Casillas için de sorun olmaz normal plase şutlar. Ee, o ya bomba şut harici kaleci bence oyunda e, iyi performans sergileyeceğini ben düşünüyorum. Beyler bilginiz olsun. uzamaz. 90 refleksler 98 gayet güzel. Fark 98. İyi yani Casillas e, sevenler de e, oyuncuyu bence değerlendirebilir. Oyunu yeni dinamiğinde belki de e, daha farklı kalıcı daha iyi olabilir. Yani şu anki kalecide biz böyle konuşuyoruz ama atıyorum 2025'e geçtiğimiz zaman işte kalecilerde şunu düzelttik, bunu düzelttik falan yani böyle şey çarşaf çarşaf şey yeniliyorlar ya şunları düzelttik, bunları düzelttik. Yani aslında oyunu bilerek bozuyorlar bence. Oyunu bilerek bozuyorlar sırf bu açıklamalar yapmak için. Yani bozuyorlar abi, düzeltiyorlar sonra bir daha bozuyorlar, bir daha düzeltiyorlar. Yani aslında bu sürekli böyle bir kısır bir döngü. Bozup düzeltiyorlar, bozup düzeltiyorlar. Ya bu işin sonu yok. Ha belki diyecekler ki işte e, yakalamaları daha iyi hale getirdik işte şunlarda daha iyi oldu İşte uçmaları daha iyi yapıyorlar artık falan filan Belki Kasilyas da e, O güncellemeden sonra bilmiyorum şu an yani Afaki konuşuyorum şu anda kafadan u, Sallıyorum arkadaşlar ya böyle bir şey yok ha. abi böyle dedin falan demeyin bana Hani olabilir yani Sonuçta işte ara paslarını şöyle düzelttik yok kaleciye de böyle düzelttik yok kanatlı oyun sistemini şöyle yaptık falan Bir sürü yine bir şeyler e, Söyleyebilir bize e, Ama Casillas çıkaranlar lütfen denesin. Bence kötü bir kaleci değil. Kesinlikle e, oyunda etkisi olan bir kaleci. Boyun uzatma imkanımız olsa da keşke bir bar 1.90 olsaymış değil mi? Yani boyun uzatamıyoruz herifin ya. Eyvallah. Charles Puyol. Beyler Puyol'u bu şekilde fullledim. Bence e, hız 80 e hızla bence yetecektir oyuncu ki 99 farkındalığı var. E, katılım 98, ikili mücadele 101, agresif 99. Zaten buradaki aldığı boost da zaten bu hızı bence hissettirmeyecektir. Sıçrama 90, fiziksel temas 90 gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. boy 1.78 ama işte sıçrama 90 olduğu için stoper bölgesinde de kullanabilirsiniz. Sol bekini de yakıp sol beke koyup defansif verebilirsiniz bireysel talimatlardan. dediğim gibi şimdi oyun içerisinde bozukluklar var mı var. Ya işte atıyorum Messi Vandakta kafa alıyor bu da atıyorum e, Haaland'dan kafa alabilecek düzeyde bir oyuncu ki. ya 90'ı sıçrama zaten alması gerektiğini söylüyor bana. Her ne kadar burada boyu kısaysa da temas ve sıçraman etkisiyle e, biz bunu aslında bu 1.88 gibi görebiliriz burayı. Oyun içerisinde öyle davranabilir bu kart. Arkadaşlar hava üstünlüğü de var bakın. Bakın kafa hava üstünlüğü. Şurası önemli zaten bizim için. Güzel ruh, kaptanlık, akro akrobatik uzaklaşma, top kesme, karakter modeli açıyı daraltma. Gayet güzel pas verebilirsiniz arkadaşlar. pası tek pas verebilirsiniz bence. İsabetli atsa en düşük ama isabetli atar. Bu e, yol bence iyi gözüküyor. E, zaten bug'lı bir kart olduğunu da düşü düşünüyorum ben bu oyuncunun. Oyun içerisinde. Çıkan arkadaşlar güzel bir e, stopere sahip oldu. Dediğim gibi burada eğer e, tabi şeylere karşı ne yapar şimdi bilemem. İşte bu bomba kafacılar var ya mesela işte bomba kafacıların etkisinde ee, nasıl olur bu yol gençler? Hadi Normal standartta bence kurtarır. Ama bomba kapacılar ad üstünde. işte bomba şutu anlattık. E bomba kapacılar da ekstrası var. E, orada Van Dijk vesaire, yani gıvar diyorlar. Bilmem kimler. Van der bile iş yapmazken. Hani bu yoldan da orada çok yüksek performans. Beklemeyin. Bomba kafacı geldim. Yapıştır ya bir yapacak bir şey yok. Onun dışında güzel kart. Geçiyorum arkadaşlar. çavi Ben çavi bu şekilde fırladım beyler. Ee, Hız hızlaması bir çavi için fena değil. OS bölgesinde değerlendirebilirsiniz. Pası var 96-90 e, beyler. Top sürmesi gayet iyi. Bitecik de 75'e getirdim. E, çünkü çılın koşusu var. Ceza sahasında koşu atacaktır. OS MX'de de koyar. GF'ye de koyarsanız güzel oynar bence. Yani GF'ye de değerlendirebilirsiniz. Oyuncu. E, pas becerisi var. Şut becerisi yok. Bunları verin. İşte pozisyon takibi verin. Mücadele ruhu verin arkadaşlar. Şut becerilerini verin. E, uzak mesafe plase verebilirsiniz. Beyler Dış presesi zaten varmış. Ee, durum bu. Yani bu oyuncu top taşıyıp e, servis yapabilen, gerektiğinde ceza sahasında koşu attığında da şut vurduğunuzda gol atabilen bir oyuncu konumuna gelmiş. Ama paketin yıldızı tabii ki Puyol'dur. Daha sonra Iker Casillas'tır ve daha sonra da Xavi'dir. Hep üçünün de boyu kısa arkadaşlar bu arada. Yani kaleciye göre de Casillas kısa ya. <laughs> üçünün boyu kısa bak. Görüyor musun? Ama iş yapar. Güzel kartlar. Ben Casillas'ı da Puyol'u da beğendim. Gençler. Bomba kafacı hariç. Puyol iyi performans sergiler. Bomba şu hariç. Casillas da iyi performans sergileceğine inanıyorum arkadaşlar. Çıkaran e, çıkaranlar yorumlara yazsın. Şöyle bir 3-5 maç kullananlar. Tek maç değil böyle. 3-5 maç kullandın. Bir genel itibariyle nasıl yani? Mesela Casillas'ı kaleye koydun. Güven veriyor mu? Vermiyor mu? İşte Puyol'la oynadın. Sana güven veriyor mu? Eksiği var mı? Hızı mı eksik? Yok. Hayır abi gayet iyi. Bence ben bir eksikliği hissetmedim falan gibi yorumlar bekliyoruz. Mobil oynayan arkadaşa yanına mobil diye yazsın. Konsoldan oynayan arkadaşa yorumların yanına konsoldayım veya işte konsol diye yazabilir. Parantez içerisinde veya cümlenin sonuna yorumunu yazdıktan sonra biz de bilelim. En azından açmayı düşünen arkadaşlar da bunları dikkate alıp değerlendirsin. Tamam gençler? Durum bu. Yeni oyun geldiği için ben açma taraftar değilim. Bazen bana soruyorsunuz abi açacak mısın? Hayır ben açmayacağım arkadaşlar. Ben şu anda tamamen yeni oyunu bekliyorum. Klasman bile Artık girip oynamıyorum. Tamamıyla e, zaten şunun şurasına bir haftamız kaldı. Tamamen e, artık yeni oyunu bekleme moduna geçtim. E, vakit bulursam e, şu elimdeki kartları sileceğim ben. Bu işe işe yaramayanlar var ya. O işe yaramayanları silme videosu olacak arkadaşlar. Hem sohbet edeceğiz hem bir şeyler anlatırız. Hem bir yandan sileriz falan. Öyle bir video e, olacak. E, kadromdaki gereksizlerin hepsini sileceğim arkadaşlar. Durum bu. Onu da bir sonraki videoda yapacağız. Şimdi burada beyler hemen şöyle bir tekrar e-futbol hübu açalım. Buradan hemen hızlıca Korea Pop 8 Might Land Arkadaşlar açtım ben ücretsizi tamam mı bak. Açmadan ne dedim biliyor musun? Bana kesin buradan Maitland Nils'i verecek dedim. Bak ciddi söylüyorum. Yemin ediyorum bak. Bir koydum abi. Maitland Nils geldi. Yani bu oyunu bu kadar artık Maalesef ki ezberledik yani ya. Ben ben böyle bir şey görmedim. Abi. Bak açar ki keşke kayda girseydim. Gülmekten yanlardınız. Lan dedim kesin dedim bunu verecek. Bir koydum abi. Zank diye beyaz forma. Yani şaşırmadım. Ya çünkü biliyorum abi oyunu yani artık. Ya şu kadar adam arasından bunun geleceğini hissettim abi. Basarken bir koydum geldi. Lanet olsun diyecek bir şey yok. Hemen şöyle hızlıca şunlar şöyle hemen şöyle basalım. Matius Nunez de City'ye gitmiş lan. Korraya beyler. hem ee, hemen şöyle basıyoruz Korraya. Güzel fena bir kart değil. 90 bitici var. Ee, 90 top sürmesi var. 88-89. 90'a da yakın. GF'de de oynatabilirsiniz bence bu oyuncuyu. SF'de de oynatabilirsiniz. Fena bir oyuncu değil. Çift ayağı var. Hmm. Güzel 3 tane hücum yapay zekamız var. Süper yedemiz var. Tamam. Süper yedekten e, oyun alıp kullanabileceğiniz bir oyuncu bence. E, Korraya Fena bir kart değil arkadaşlar. Agresiflik 78 bunu da ekmeğini yersiniz. Ön tarafta pozisyon takibi keşke olsaymış. Daha güzel olurmuş ama yok. Mücadele ruhu varmış. Tamam. Defansa da yardım eder. Katılım 72 gençler. Geçiyorum pop. Arkadaşlar popu pop top altın top. Bu ya bunu etkinliklerde denersiniz. 1.98 boyunda 2 metre neredeyse. Ama savuşturma kısmı yine sıkıntılı. Kaliden uzağa topu savuşturamaz. Alçak derece olması avantaj etkinlikte kesinlikle bence oynatmanız lazım. Ee, yani onun dışında ya şurada 86 falan gelse aslında efsane olurmuş. Hani 90 istemiyorum mesela 85 86 falan gelse mi şurası? Aslında güzel olurmuş ama şura abi oyunun bug'ı ya. Yani şura oldu mu ben yok abi ya burası 90 olan kaleci bile kalenin hem boştaki adama çeliyor. Yani orada 3 tane stoperim var. En arkada bir tane adam rakip oyuncu var. Nekmesi ne o topu oraya çeliyor. Ya böyle bir şey yok abi. O savuşturma ile alakalı işte yani. Maitland needs. Nice. Şu bana gelene bak. Turam. Beyler bakalım. 1.92 boyunda 83 top sürme hızı var arkadaşlar. Top sürebilen ee, uzun boylu bir oyuncu. Bitiricilik 84. Bir tık bana düşük geldi. Farkındalıkta bir forret için Düşük arkadaşlar. 90 ve üzeri gelse daha güzel olmuş farkındalığı. Ama uzun boyun avantajıyla sıçrama ve kafası gayet güzel. Bence bunun ekmeğini daha çok yersiniz gibime geliyor. Sıçrama ve kafa olayını. Bunu o şekilde değerlendirin. Hava üstünlüğü ve yokmuş. Zaten neyse. Olsa güzel olmuş aslında. Kafası var. plase var. Uzun ve şut çekme var. Arapası verme var. Eyvallah. Yani kafa ve Asist vurmak için kullanabilirsiniz turamı. Bence olur. Devam. Angisya beyler. Güçlendiricisi var. Ee, sıkı çalışan hard worker. 80-80. Yani yeni hesaplar için güzel bir orta saha. Hızı yeni hesaplar için gayet güzel bence. Hmm. Yapay zekası yok. Yani pas atıyor. Pozisyon tarihi hava üstünü Eyvallah. Dediğim gibi yani göl bölgesinde bence hızı ve hızlanmasıyla ekmek yiyebileceğiniz bir oyuncu olmuş. Arkadaşlar. Yani normal işte hani klasman 3'te 2'de olan arkadaşlar da bence deneyebilir bu kartı. Rafinha'ya bakalım beyler. Rafinha güzel gelmiş kartı. Sadece dengesi bana düşük geldi. Yani 85-86 olsa daha güzel olurmuş. Ama hızı, hızlanması, top sürmesi, farkındalığı, bitiriciliği gayet güzel gözüküyor. Ee, i̇yi de başladı e, ee, Barcelona'da. Şu dengede bir tık yüksek olsaymış güzel olurmuş. Üç tane yapa, yapay zekası var. Hücum yapay zekası. Yeni orta dış bacak. Anında şut. İşte uzak mesafe şut çekme yok ve uzak mesafe plase yok. Ben buna ayar oluyorum yani. Yani uzak şut. Hani onu var. Plaseyi veya bari Sol açarız. Çekeceğim abi bu Zınk diye şuradan vuracağım belki yani. Niye? Niye yok? Veya kare -x yapacağım. İçeri süreceğim. Basacağım mor şutu. Diyecek bir şey yok. Ama pası 82. Hani sol açıksa açıkta bence rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar ama e, oyuncu e, sol ayak bence sol tarafta orta açmak için denilebilir. Sağ tarafta da kare x yapıp içeri sürüp şut atabilirsiniz. Mor şut mesela ama işte şut becerisi yok. Dış plasesi de var arkadaşlar. Hani dış plasesiyle zaten buradan ayağın dışıyla şöyle güzel goller atabileceğini düşünüyorum. Bir deneyin kart kötü bir kart değil. Verman. Verman 3 evetle oluyoruz arkadaşlar. Luis Diaz. E, her zamanki gibi denge gene düşük gelmiş ama hızlanma bitiricilik, şut gücü, e, top sürme hızı e, fena değil. Fandak da tam sınırda. Rafinha için söylediğimiz şeyler Luis Diaz için de geçerli. Sol açık sağ açıkta değerlendirebilirsiniz. Çifaya var bu arada. Bak uzun mesafesi var. Yerin ortası var. Dış asist de var. Çift vuruşu da var. Bu oyuncuyu da Mobici arkadaşlar değerlendirebilir. Bizler de değerlendiririz yani sadece mobiler için değil. ama dediğim gibi yani Rafin'in ya da söylediğimiz şeylerin aynısı Luizias için de geçer. su açık, açıkta bence fayda sağlar. Ya ama hani bunu gene denksek 83, ki daha kötü. Bu ne olur Seni yapacağın işim ben. Geçelim. Matheus Nunes beyler. değişik bir çarp defansı var, yaratıcı oyun kurucu ve e, iyi bir defans var. Hani bir yaratıcı oyun kurucuya göre güzel bir defansı var. Göl bölgesinde bence değerlendirilebilir. Hani defansından dolayı. Çünkü hız ve hızlanması gayet güzel arkadaşlar. E, açıktan pas 90'ı güzel servis yapabilen bir eleman. OS de olabilir beyler bu arada. E, kanatta yüksekte ara e, şey yok. Yerin ortası yok. Şut becerisi de yok. E kral. Ne yapacağız biz seninle? Baba göğe koy top taşı ara pas at. Yani Bunu yapacak bir şey yok. Veya de ara pas satacaksın. Durum bu. Geçiyorum böyle Saul Koko. Kral. Saul Koko 3 evetle uğurluyoruz beyler. 82 bu ya. Bunlar aynı. Aslında bu şey de var ama hava akrobatik uzaklaştırma. Düşük ya. Geni Katamo. Geni Katamo. 92 90 hızlanması var. 83 şut gücü var. Denge 83. Bitirik 81. Yine e, Rafinha, Luis Diaz çarlarıyla aynı kategoride Katamo ama Katamo en son sırada. Ya arkadaşlar buradan e, yani dediğim gibi hani şu şu ya işte kafası çok güçlü bunun. Bu arada yani kafa olayı var. Bunun kafası da güzel. Birazcık da Korra'ya. Yani ama Rafinha yani baktığımızda Rafinha yine diğerlerine göre ağır basan bir topçu. Güzel. Yani bu kartı beğendim. Bu kart güzel. Beyler. Durum bu. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kim nasıl oynadı? Nasıl oynuyor? Epiklerden memnun musunuz değil misiniz? Nedir ne değildir? Hepsini yorumlarda bekliyorum gençlerse. Mümkün olduğunca da okumaya çalışıyorum. Arkadaşlar denk geldikçe. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. kalın.